достиг 10 миллиардов долларов, но мы... Rusya'nın Güney Akım projesini askıya alması Avrupa'da tedirginliğe sebep olurken yaşanan gelişmeler Türkiye için fırsat olarak yorumlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türkiye'nin coğrafyasından kaynaklanan avantajları kullanacağını söyledi. Yıldız'ın gündeminde Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı doğalgaz indirimi ve TANAP projesinde gelinen noktada vardı. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz aktaracak Güney Akım projesini askıya alması ve Türkiye ile yapılmak istenen işbirliği son günlerde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Avrupa ülkeleri tedirgin, Türkiye ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Güney Akım'ı bitirdiğini Sayın Putin açıkladı. Türkiye Güney Akım'ın ortağı falan değildi. Şimdi Türkiye özellikle coğrafyasından kaynaklanan avantajları mutlaka kullanmak durumunda. Enerji Bakanı Taner Yıldız İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Enerji Kulübü toplantısında konuştu. Yıldız, Rusya'dan satın alınan doğal gaz fiyatındaki indirime ilişkin henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı. İndirim konusunda dün Gazprom yetkilileriyle bir görüşme yaptık. Bizim en az iki görüşme daha yapmamız lazım geldiğine inandık. Dün bunu nihayetlendiremedik. Amacımız yıl başından önce bunu tamamlamak olacak. Taner Yıldız, TANAP projesinde gelinen son noktayı da değerlendirdi. Proje öngördüğümüzden yaklaşık 4 ay önden gidiyoruz. Ve 2018 yılının sonuna kadar 4 büyük halkası olan Hazar'daki üretim, Gürcistan üzerinden iletim, TANAP'la Türkiye üzerinden geçiş ve TAP'la beraber Yunanistan ve İtalya'ya gidiş. Bunların eş zamanlı olarak 45 milyar dolar harcanması gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu dilimi kendi halkamızı zincirde tamamlayacağız. Yıldız devam eden diğer projelerin TANAP'a zarar vereceği yorumlarına ise katılmadı. Türkiye'nin aynı anda birçok projeyi yürütebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bültenimize IŞİD'e yönelik operasyonlarla devam edeceğiz. IŞİD tehdidi altındaki Irak ve Suriye'den çatışma haberleri geldi.